Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Değerli arkadaşlar, bugün biliyorsunuz yeni yasamanın açılış günü. Bu vesileyle partimizin bu yasama dönemine dair görüşlerini, içinde bulunduğumuz durumu sizlerle paylaşmak ister. Partimiz kurulduğu günden beri çok yoğun baskılara maruz kaldığını hepimiz biliyoruz, izliyoruz. Bugün de içinde bulunduğumuz durum itibariyle de hız kesmeden devam ediyor bu durum. 26. dönemde partimiz özellikle bu meclis çatısı altında ki durumunu özellikle eş başkanlarımızın bizzat tutuklanması, birçok milletvekilimizin tutuklanması, milletvekillerin düşürülmesi gibi önemli krize neden olan antidemokratik ve anayasaya da uygunluk arz etmeyen bir durumu yaşadık. Ne yazık ki hala bu durum belli anlamda devam ediyor. Bir milletvekilimiz hala tutukluk durumu anayasaya aykırı olmasına rağmen yasama faaliyetlerine katılamamakta. Leyla Güven, Hakkari milletvekilimiz, Leyla Güven arkadaşımızın tutukluk durumunun bu meclisin ayıptan kurtulması, bu durumun son bulmasını bir kez daha talep ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu durum aslında yani partimizin aslında içinde bulunduğu demokratik mücadelesini büyütme, geliştirme, meclisi ne çok tüm mücadelesinin merkezine koyma ne de işleştirme durumu aslında önemli. Partimiz tüm baskılara rağmen bir önceki dönemde bahsettiğim yoğun baskılamaya rağmen 24 Haziran seçimlerini önemsemiş, tüm Türkiye'nin mücadele dinamikleri içerisinden gelmiş bir grupla meclise gelmeyi önemsedi. Şu an meclis grubumuz da aslında bir Türkiye'nin minyatürü diyebiliriz. Bu çok önemli bizlerce. Türkiye'nin tüm farklı kesimlerinin sesi olabilecek nitelikte bir durum. Bu durum aslında bizim de bir ana muhalefet rolünü oynama yükünü de bize yüklediğinin farkındayız. Hem meclisteki diğer partilere de baktığımızda, yani diğer muhalefet partilerine baktığımızda yer yer AKP'nin güdümünde olma, yer yer koltuk değneğini oluşturma, yer yer baskılama sistemini kolaylaştırıcı rol üstlenme durumunu ele aldığımızda da partimizin ana muhalefet partisi rolünü açığa çıktığını görüyoruz. Bunun da farkında, bilincinde tüm halklarımıza da önümüzdeki dönemde bunu unutmadan mutlaka demokrasi mücadelesini bu çatı altında da sürdürme kararımızı bir kez daha paylaşmak isteriz. Bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğumuzu uzun zamandır söyledik. Hala da günümüzde bu daha da büyüyerek her günde hepimizin, özellikle emekçinin, yoksulun, işsizlerin, kadınların yaşamına direkt değen durumları açığa çıkıyor. Paramızın dolar karşısındaki değer kaybı, enflasyonun yüksekliği ve kira ve ulaşımdaki artışlar, yaşamın bir bütünen her alana dair ki hayat pahalılığı aslında ekonomik krizin artık vatandaşı AKP eliyle yüklendiğinin göstergesi oluyor. Bunu yani bir ekonomik kriz aslında yönetememe, ülkeyi yönetememenin sonucu olarak hep ifade ettik. Bir kez daha burada da açığa çıkıyor. Son olarak da şunu söylemek gerekir bu duruma dair ki Osmanlı dönemindeki Doyun-ı Ümmiye'nin şimdiki makinesiyle iki damadın eliyle, geçmişte de günümüzde de damatların icraatları Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biraz vahametini gösteriyor. Bunun da bir tarafta Amerika'yı düşman ilan etmek, karşıtmış gibi politikalar, söylemlerde bulunmak, öbür tarafta da aslında Türkiye ekonomisini aslında şeyi de bilinmezliğe, bir bilinmez sürece de yükleyen bu sözleşme nasıldır, çerçevesi nedir, süresi nedir, mahiyeti nedir, bunu kamuoyuyla paylaşmadan yapma durumu bilinmezliğe Türkiye'yi de soktuğunu söylemek mümkün. Tüm bunlarla birlikte bunların neden olduğunu Halkların Demokratik Partisi şunu hep söyledi. Aslında tüm ülkemizin içinde bulunduğu birçok yönetememe durumunun bir barış yolunun tıkalı olmasına dayalı olarak ele aldığımızı hep söyledik. Bu ne yazık ki tekrar bu yasama yılının
ilk gününde de, ikinci günü, çarşamba günü de yine bir tezkereyle, savaş tezkeresiyle karşılaşacağız. Bu da AKP'nin de tekrar hali hazırda barışa dair, çözüme dair, Türkiye'nin demokratikleşmesine dair bir çözümünün, bir projesinin olmadığı, tekrar savaş politikalarında medet beklediğini, orada beslenmek istediğini, kendisi yanında duran bir kitle gücünün, özellikle ülkenin belki sorunu var, güvenlik sorunu var mazeretiyle etrafında, yanında, sağında, solunda bunu dinamik bir güç olarak tutma ve oraya dayanarak kendi baskıcı politikalarını yürütme çabası olarak görülüyor. Savunma harcamaları ülkemizin belini kıran temel başlık olarak görülebilir. Özellikle savunma harcamaları ekonomik krizinde tetikleyici gücü olarak görmek mümkün. Bir demokrasi krizi var ülkemizde, bunu hep söyledik. Yargının, yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin bertaraf edilmesi, yargının bir AKP sopası haline dönüştürülmesi demokrasinin çok darbeleyen bir yaklaşım olduğunu hepimiz biliyoruz. Mevcut ağır, aksak 12 Eylül kırıntılarını hala üzerinde çok diri taşıyan anayasanın bile ihlali, bu içinde bulunduğumuz demokrasi krizinin temel nedeni. Bu ülkeyi demokratik normlarla yönetememe sonucu yaşadığımız bir darbe girişimi oldu, darbeni getirdi bir OHAL süreci oldu. OHAL'la birlikte de zaten birçok alanda hak ihlalleri yaşandı ve ülkemiz şu an bir cezaevine dönüşmüş durumda. Toplumun tüm itiraz edenleri, bu sistemi beğenmiyorum, onay vermiyorum, geçit vermek istemiyorum, eleştiriyorum diyen herkesin cezaevine girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bununla birlikte özellikle dış politikada da biliyorsunuz bir krizi yaşıyoruz. Dış politikada, özellikle Orta Doğu politikasında daha çok bir kanlı kumar oynadığını söylemek mümkün. Türkiye'nin DAEŞ'le girdiği ilişkiler, oradaki Kürt halkının, tüm oradaki halklarla birlikte bir sistem kurup onunla demokratik bir işleyişle yaşama talebini baskılamaya odaklanmış bir AKP ve MHP zihniyeti ülkemizin de doğru bir Orta Doğu politikasına götürmeme sonucunu yaratıyor. Dış politikada, Orta Doğu'da bunları yaşarken Avrupa Birliği'nde görüyoruz, özellikle Almanya'da yaptığı görüşmelerde aslında her ne kadar Kopenhag kriterlerine yaklaşım olarak gösterilse de aslında yine tekrar daha çok Kürt'ü pazarlama, antidemokratik uygulamalara zemin sunma, yine mevcut bulunduğu, içinde bulunduğu ekonomik krizi gölgeleme, bunun da çıkışın yollarını daha çok bataklığa sürüklenerek arama girişimi olarak görmek mümkün. Asla Halkların Demokratik Partisi olarak bunu bir Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde yakınlaşma olarak görmeyip, tam tersi daha da antidemokratik uygulamaya, ülkemizin içinde bulunduğu krizi daha da büyütmeye hizmet edeceğini düşünüyoruz. Berlin'de de Cumhurbaşkanı'nın bir ölü çocuk ve yaslı anne anıtını ziyaretini kamuoyu bir ay ilgilendi. Çok tezat bir durum. Yani bir tarafta cumartesi anneler pratiğini hepimiz yaşadık. Evlatlarının kemiklerini yıllardır soluksuzca arayan annelerin bu haklı, insani, vicdani talebinin AKP-MHP ortaklığıyla bastırılması, annelerin yerlerde sürüklenmesi kabul edilecek bir durum değil. Bu riyakarlığı tüm dünyanın bilmesi ve herkesin bunu haykırması lazım. Türkiye'de bir tarafta kayıplarını ararken, aynı zamanda AKP döneminde de kayıpların olduğunu, insanların gömülme hakkının peşine düştüğünü hepimiz biliyoruz. Sur'da ve Cizre'de, Bodrumlar'da hala ne kadar ölen insanların kemiklerine ulaşmayan anneler var. Evlatların kemiklerine ulaşmayan anneleri de ele aldığımızda aslında AKP'nin, yani Erdoğan'ın Berlin'deki anıt ziyareti bir riyakarlıktan öteye bir şey değil.
Sonuç olarak şunu söylemek isteriz ki arkadaşlar, Türkiye'nin bu yeni yasama döneminde de biraz önce söylediğim gibi yapması gereken güçlendirilmiş bir parlamento sistemine kesinlikle Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar yeni hükümet sistemine dayalı kanun yapım süreçleri meclisin işlevinin olmadığı argümanı güçlendirse de aslında hala bir demokrasi arayışı zemininin olduğu bir yer olarak görmek durumundayız. Tam da Erdoğan'ın yapmak istediği sonucu karşı mücadelemizi büyütmek zorundayız. Dediğim gibi biz bu tüm demokrasi mücadelesini tüm grubumuzla birlikte Türkiye'nin mücadele deneyimlerini biriktirerek buraya gelmiş tüm grubumuzla birlikte burada demokrasi mücadelesini geliştirmekle beraber elbette ki tüm çalışmalarımızın merkezine, mücadelemizin merkezine koymadan sokağın sesini de, sokağın talebini de, sokağın önceliklerini de, bizi buraya gönderen, bize oy veren tüm AKP baskılarına rağmen bize oy verme, sandığa gidebilme, çalışmalarımızı sürdürebilme cesaretini gösterip bizi buraya gönderen halkın mücadelesini, önceliklerini de buraya taşıma kararı içerisinde olduğumuzu söylemek isteriz. Yapılması gereken, biraz önce de söylediğim gibi, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, demokratik bir anayasa bu ülkenin en elzem ihtiyacıdır. Tüm herkesi kapsayan, herkesin kendisini içinde gördüğü bir demokratik anayasaya talip olmalı bu meclis. Kuvvetler ayrılığını mutlaka tesis etmeli, yargıyı bağımlılıktan kurtarmalı. Bir an önce haksız yere cezaevinde tutulan tüm seçilmişlerimiz olmak üzere bu anlamda tüm muhalefet güçlerinin bu tutukluk durumlarının gözden geçirilmesi lazım. FETÖ savcıları yurt dışlarına kaçarken adeta AKP'ye şunu söylemişler: biz kaçıyoruz ama iddianamelerimiz size teslimdir. Onlar da bunun gereği olarak bu iddianamelere bağlı olarak insanları tutuklamaya devam ediyorlar. Bunu biraz gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclisin barış yolunun yeniden tesis edilmesi lazım. İmralı görüşmelerinin tecritin, Sayın Öcalan'a uygulanan tecritle birlikte aslında tüm bu baş aşağı gidiş sürecinin yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Hiç bunda rahatsızlık duymaya gerek yok. Bunun altını iyi net çizmek gerekiyor. Bu gerçeğine Türkiye artık kaçamaz. Nasıl ki orada tecrit katmanlaştı, nasıl ki orada avluka görüşememe, ailesi de dahil avukatlar görüşü engellendi, nasıl ki İmralı'nın sesi kısıldı, aslında orayla birlikte tüm Türkiye'nin sesi kısıldı. Şu an AKP'nin yaptığı kendisi dışında tüm herkesin sesini kısmaktır. Buradan başlamak lazım. Artık savaş politikalarına da terk etmek lazım. Barışa, demokrasiye dair adımları hep birlikte burada tesis etmek, geliştirmek için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomik krizden de mülteci krizi, insanlık krizi, demokrasi krizi, birçok krizin nedeni savaş politikalarının tetiklediğini biliyoruz. Meclisin yeni dönemde savaş tezkeresiyle değil, demokrasi paketiyle insanlığın huzuruna çıkmamız gerektiğini, seçmenimizin de bizden bunu beklediğini belirtiyorum. Geldiğiniz için, emek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Varsa sorularınız sevgili arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerelde hem İYİ Parti hem MHDP ile bir ittifaka gidilebileceğini söylemişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz şunu söylemiştik yerel seçimlere dair. İlk hedeflerimizden biri kayyum atanan tüm belediyelerimizin mutlaka öncekinden daha güçlü bir oranla tekrar halka teslim etmeyi hedefleyen ve aynı zamanda az bir farkla kaybettiğimiz yerleri mutlaka nasıl kazanacağımızın çalışmalarını açığa çıkaran bir perspektifle yerel yönetimlere hazırlanacağız. Genele ilişkin, metropollere ilişkin ki tutumumuz da doğru ittifaklarla, güçlü adaylarla yerel seçimlere
hazırlanacağımızı belirtmiştik. Biz de bu anlamda tüm demokrasi güçlerine de yaptığımız bir dizi toplantıda şunu söyledik, şu sonuca vardık. Bizim yerel halkımız, örgütlerimiz, tüm demokrasi güçleri, temel olarak kadın örgütleri bizim doğal müttefiklerimizdir, ortaklarımızdır. Mücadelenin her alanında yoldaşlarımızdır. Bunlarla birlikte yaptığımız tartışmalar sonucu doğru aday, doğru ittifaklarla yerel yönetimlere mutlaka bizim de yükleneceğimizi belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Parlamenter sistem, demokratik bir anayasa bu ülkenin en elzem ihtiyacıdır. Tüm herkesi kapsayan, herkesin kendisi içinde gördüğü bir demokratik anayasaya talip olmalı bu meclis. Kuvvetler ayrılığını mutlaka tesis etmeli, yargıyı bağımlılıktan kurtarmalı. Bir an önce haksız yere cezaevinde tutulan tüm seçilmişlerimiz olmak üzere bu anlamda tüm muhalefet güçlerinin bu tutukluk durumlarının gözden geçirilmesi lazım. FETÖ savcıları yurt dışlarına kaçarken adeta AKP'ye şunu söylemişler. Biz kaçıyoruz ama iddianamelerimiz size teslimdir. Onlar da bunun gereği olarak bu iddianamelere bağlı olarak insanları tutuklamaya devam ediyorlar. Bunu biraz gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclisin barış yolunun yeniden tesis edilmesi lazım. İmralı görüşmelerinin, tecritin, Sayın Öcalan'a uygulanan tecritle birlikte aslında tüm bu baş aşağı gidiş sürecinin yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Hiç bunda rahatsızlık duymaya gerek yok. Bunun altını iyi net çizmek gerekiyor. Bu gerçeğiyle Türkiye artık kaçamaz. Nasıl ki orada tecrit katmanlaştı, nasıl ki orada avluka, görüşememe, ailesi de dahil avukatlar görüşü engellendi, nasıl ki İmralı'nın sesi kısıldı, aslında orayla birlikte tüm Türkiye'nin sesi kısıldı. Şu an AKP'nin yaptığı kesin dışında tüm herkesin sesini kısmaktır. Buradan başlamak lazım. Artık savaş politikalarına da terk etmek lazım. Barışa, demokrasiye dair adımları hep birlikte burada tesis etmek, geliştirmek için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomik krizden de mülteci krizi, insanlık krizi, demokrasi krizi, birçok krizin nedeni savaş politikalarının tetiklediğini biliyoruz. Meclisin yeni dönemde savaş tezkeresiyle değil, demokrasi paketiyle insanlığın huzuruna çıkmamız gerektiğini, seçmenimizin de bizden bunu beklediğini belirtiyorum. Geldiğiniz için, emek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Varsa sorularınız sevgili arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genelde hem İYİ Parti hem de HDP ile bir ittifaka gidilebileceğini söylemişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz şunu söylemiştik yerel seçimlere dair. İlk hedeflerimizden biri kayyum atanan tüm belediyelerimizin mutlaka öncekinden daha güçlü bir oranla tekrar halka teslim etmeyi hedefleyen ve aynı zamanda az bir farkla kaybettiğimiz yerleri mutlaka nasıl kazanacağımızın çalışmalarını açığa çıkaran bir perspektifle yerel yönetimlere hazırlanacağız. Genele ilişkin, metropollere ilişkin ki tutumumuz da doğru ittifaklarla, güçlü adaylarla yerel seçimlere hazırlanacağımızı belirtmiştik. Biz de bu anlamda tüm demokrasi güçlerine de yaptığımız bir dizi toplantıda şunu söyledik, şu sonuca vardık. Bizim yerel halkımız, örgütlerimiz, tüm demokrasi güçleri, temel olarak kadın örgütleri bizim doğal müttefiklerimizdir, ortaklarımızdır. Mücadelenin her alanında yoldaşlarımızdır. Bunlarla birlikte yaptığımız tartışmalar sonucu doğru aday, doğru ittifaklarla yerel yönetimlere mutlaka bizim de yükleneceğimizi belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum, sağ olun.